Evet efendim, tarih keyfine hoş geldiniz. Bugün çok mühim bir konuyu konuşmak istiyoruz. Aslında biraz gazete okuyan, biraz televizyon izleyen, biraz haberlere bakan herkesin için için hissettiği, kaygı dolu bir dönemden geçiyor dünya gerçekten. Çeşitli dünyanın farklı bölgelerinden farklı haberler alıyoruz sürekli. E Tabii bunun içerisinden en önemlisi güvenlik riskleri galiba, jeopolitik riskler olarak da tanımlanan. Bu çerçevede de her yerde, dünyanın her yerinde, ee, ...askeri ve özellikle istihbari alanda... ...bir hareketlenme olduğu tespit ediliyor. Ee, biz de o çerçevede bugün... E, ...Türk tarihinde... E, ...istihbaratın tarihine, ...Türkiye'de istihbaratın tarihine, ...Türk istihbaratçılığının tarihini... E, ...mitin tarihini konuşmak istiyoruz. Çok kıymetli bir konuğumuz var bugün. Doktor Polat Zafi. Kıymetli bir dostum. Hocam hoş geldiniz. Hocam, Hocam hoş geldiniz. bulduk. Estağfurullah. O şeref bize ait. Esen, ee, e, e, şu kitap... Polat Hocam, ben gerçekten çok etkilenerek okudum. Çok değerli toplu, kıymetli izleyiciler, Polat Hocanın son kitabı, Milli İstihbarat Teşkilatı, tüm tarihini değerlenmiş, toplanmış örnek olaylarla ama belirli bir programatik içerisinde, belirli bir çerçeve içerisinde bize sunuyor Doktor Polat Safi gerçekten çok öğretici bir kitap. Teşekkür ederim. Ellerimize sağlık bir kere çok daha. Çok sağ olun. Ne zamandan beri ben de böyle e, bu kadar derli toplu bir çalışma ve bu kadar hacimli bir çalışma ile yani Türkiye'de karşılaşmıyorduk. E, gerçekten e, çok etkilendim. Bir kere daha elinize sağlık. Çok teşekkür. Ederim. Hocam ama kitaba geçmeden Buyurun. evvel istihbarat dedim açılışta hı hı. herkesin belirli bir kaygıyla baktığı bir dönemde e, belli ki güvenlik bürokrasileri de e, belirli bir hareketlenme içerisinde ama bu istihbaratı biz dünyada modern dönemde nerede başlatırız? Ya hı hı. istihbarat nedir? Bize bir genel çerçeve verme şansınız var mı? Ha, tabii. Yani e, akademik literatüre bakarsanız istihbaratın tanımı hakkında ciddi bir aslında e, tartışma söz konusu tahmin edebileceğiniz üzere. Ama e, genel kabuller üzerinden bir e, tanım yapacak olursak izleyicilerimiz için hı hı. istihbaratın e, temelde gizli nitelikli bilgilerin toplanması, tasnif edilmesi. Analiz edilmesi ve nihayet değerlendirilerek e, ilgili kurumlara, müşterilere dağıtılması. Hı hı. Ve bunun sonucunda da karar almayı etki ettiği bir e, alanı kastediyoruz istihbarat derken aslında. İstihbarat bu tarafıyla dediğim gibi bilginin toplanmasından, değerlendirilmesine kadar olan bir e, süreci kapsıyor. Ama diğer taraftan istihbarat aynı zamanda bir organizasyon anlamına da geliyor. Hı hı. Ama istihbarat diğer yandan bir disiplin anlamına da geliyor. Bir akademik disiplin olarak da istihbarattan bahsedebiliriz. Bu üç tanımın yanında şunu söyleyebiliriz tabii ki dünyada modern anlamda istihbarat aslında 19. yüzyıl fenomeni. Birçok e, ilim ve bilim dalında e, fenli ilimlerden de sosyal bilimlerde olduğu gibi e, 19. yüzyılda bir e, modern disiplin e, haline e, geldi. E, burada da tabii ki teknolojinin giderek e, ilerlemesi Kamuoyunun ortaya çıkması ve savaşların doğasının değişmesi gibi sebeplerden kaynaklanıyordu bu. Bu yüzden de biz 19 yüzyıl dünyasında özellikle Avrupa'da ya da Batı sistemi tırnak içerisinde Batı sistemi içerisinde hem iç güvenlik uygulamalarında istihbaratın rolünün giderek arttığını görüyoruz hem de askeri istihbaratta istihbaratın rolünün Dış askeri istihbaratta arttığını görüyoruz hocam. Bunları bir tasdif ettiğimizde hocam böyle bir iç istihbarat, dış istihbarat, askeri istihbarat. Evet. Cima hatta belki artık bilimsel istihbarat. Kesinlikle. E, gibi alanlar var herhalde. Evet, evet hocam. E, bu alanları peki hocam hani e, çok rahat bir şekilde tasdif etmek mümkün mü birbirinden ayrıştırılabiliyor mu? Yani çok sayıda aslında istihbarat disiplini var. E, bununla ilgili de yine akademik literatürde ciddi e, şeyler var. Hem e, alanda bir sürü çalışma var. Hem de bununla ilgili ciddi tartışmalar var. Ama hani biz genellikle 8 temel konu denir. Hani istihbaratta toplanan biliyorsunuz. İşte ekonomik istihbarat, siyasi istihbarat, biyografik istihbarat. Ondan sonra işte son dönemde bu 8 alana işte işte nükleerle ilgili, ondan sonra bölge üstü konularıyla ilgili, bölgeler üstü konularla ilgili başlıklar da eklendi. Bu anlamda çok sayıda istihbarat disiplini söz konusu. Bunun içerisine tabii ki 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Teknik istihbaratın kendi alanları girdi. Bir taraftan sinyal istihbarat, diğer taraftan elektronik istihbarat, işte son dönemde siber istihbarat alanı olmak üzere çok çeşitli istihbarat disiplinleri mevcut. Evet, ya bu bu kadar farklı alanı tabii bir yerde toplamak aslında bir şekilde geleceği tahmin etmek, kestirimlerde bulunmak için yapılan bir iş değil mi ee, başından itibaren baktığımızda? Kesinlikle hocam. Yani bu tarafıyla zaten tarihçilerle e, istihbarat analistlerinin mesleği aslında biraz e, birbirine de benzer. Hepsinin elinde aslında hem tarihçinin hem de istihbarat analistinin elinde eksik bilgiler vardır. Bu eksik bilgileri çeşitli kaynakları toplayarak tamamlamaya ve bunun üzerinden bazı çıkarımlarda bulunmaya çalışırlar. Sadece istihbarat analistinin tabii bir taraftan üzerinde bir işte müdürünün ya da idari bir baskı vardır. Kısa sürede bunu hayata geçirmesi gerekir, o analizi tamamlaması gerekir. Tarihçi için böyle bir şey genellikle söz konusu değildir. Ama bu tarafıyla tarihçilik istihbaratçılığın birbirine ziyadesiyle benzediğini ve zaten dünyada da önemli tarihçilerin aynı zamanda istihbarat meseleleriyle ilgilendiğini söyleyebiliriz. Bilmiyorum, özellikle İngiltere'de herhalde değil Bu tarihçilerle istihbaratçılar arasında şöyle bir... İçiçe geçme hali e, zannediyorum Oxford, Cambridge çevresinde Kesin, bir şey olmuş. Kesinlikle hocam. Bizim tarihimizde özellikle herkesin bileceği en azından 2-3 tane ismi hemen hı hı. bir çırpıda sayabilirim herhalde diye düşünüyorum. Konu konuya açıyor. Oradan Gördük, devam ediyorum tabi, ama öyle. mesela işte bizim biraz da canımızı sıkan işte bu e, mavi kitabın yazarlarından hı hı. Arnold Toynbee. Hı hı. Yani bir tarafıyla Birinci Dünya Savaşı'nda İngiliz istihbaratına çalışmıştır hı hı. ve Ermeni meselesiyle ilgili birçok e, tevatürün Asılsız iddianın da literatüre girmesini sağlamıştır ama baktığınız zaman Arnold Toynbee çok önemli bir tarihçi, dünya çapında bir tarihçidir. Diğer taraftan bakarsak yine bizim Orta Doğu çalışmalarının duayeni, babalarından kabul edilen işte Modern Türkiye'nin işte kuruluş adlı kitabıyla Bernard Lewis. Hı hı. Bernard Lewis de 2. Dünya Savaşı'nda mesela Kraliyet istihbaratına çalışmıştır. Ve hatta e, doktora çalışmasıyla ilgili biliyorsunuz işte bu... bu Belirli İran'daki etnik grupların ayaklandırılmasına yönelik aslında e, bir çalışma olduğu bile şeyde söylenir. E, literatürde bu dile getirilir. E, üçüncüsü de e, artık namlı bir istihbaratçı Philip Stodart, Teşkilat-ı çalışmalarının e, aslında Türkiye'deki akademik istihbarat ve garnizanmart çalışmalarının ilk e, önemli ismi diyebiliriz. Türk e, tarihindeki. E, Philip Stoddart tezini 1963'te şeye veriyor. Princeton Üniversitesi'ne beri ve 1968 yılında ki bu kendi resmi biyografisinde Dışişleri Bakanlığı'ndaki istihbarat bürosuna e, bürosunda Türkiye analisti olarak çalışmaya başlıyor. Hocam bize tabii aklıma şimdi konu konuyu açıyor gerçekten. Evet. Bu programın içerisinde zannediyorum bir 8 10 programı önce bir de bir edebiyat tarih ilişkisi diye bir programımız vardı. Evet. Ee, orada da ben hani şunu söylemek isterim mutlaka. Dedik ki bir analiz etmek ama kestirimde bulunmak için evet. pratik bir analiz alanı istihbarat. Ee, ve o çerçevede operatif bir tarafı da var. Bernard Lewis'in işte anlayıp, analiz edip şöyle de yapılabilir diye tavsiyelerde bulunduğu raporunu zikrettiniz. E bir şekilde herhalde e, bir senaryo yazmak gibi değil mi? Geçmişini anlamak Evet. ve aktörlerin nasıl hareket edeceğini öngörüp e, belli bir şekilde mobilize etmek, motive etmek için de belirli çabaları içeren Kesinlikle. bir alan galiba. Kesinlikle. Yani özellikle bu anlamda biraz önce saydığımız isimlerin çalışmalarının tamamı buna ki işte işte medeniyetler çatışması tezinin hmm. mucidi aslında Arnold Toynbee olarak yani Doğru. biz 1990'larda duyduk ama kesinlikle. işte meşhur çalışmalarını biliyoruz 1920'lerdeki. burada dediğiniz kesinlikle haklısınız. Yani bu çalışmaların tamamı aslında ilmi çalışmalar olmaktan önce motif olarak bir operatif altlık olarak yapılmış çalışmalar yani. bu tarafıyla. Hani bunu da çok çok herhalde kıymetli izleyiciler için açıklamak lazım. Hani e, belirli alanlarda naiflikten uzak durmak gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü ben iki sene evvel de değil mi bu CIA raporları açıklandığında şoke olduğumu hatırlıyorum. Evet. Fransa'daki entelektüel camiada Albert Camus'un ve Sartre'ın etkisinin azaltılıp, evet. Derrida'nın ve Foucault'un etkisinin artırılması için CIA'nin <laughs> hazırlık yaptığı bu inanılır bir şey değil. Çünkü hani istihbarat deyince insanların aklına birbirini takip eden iki insan telefon dinlemeler vesaire geliyor ama bunları çok daha aşan dünyayı şekillendirmeye yönelik bir e, hareket alanı da var anladığım kadarıyla. Yani şimdi düşünüyorum yani Albert Camus ve Sartre'ın karşısına Foucault ve Derrida'yı çıkarmak bu Gerçekten ciddi bir iş herhalde. Demek ki hani siyaseti de hatta entelektüel camiayı da belirleyebilen bir güç ölçeğinden bahsediyoruz. Kesinlikle özellikle soğuk savaş döneminde hem e, entelejans yayı, hem de eğlence dünyasını aslında endüstrisini ve gazeteciliği şekillendirmeye çalışan özellikle Avrupa'da bir e, ekol servisler Batı'daki e, ekol istihbari servisler söz konusu hem MI6 hem CIA bu anlamda çok önemli ve buralarda ciddi faaliyetler yürütüyorlar. Özellikle Sovyet Rusya'ya karşı komünist olmayan solun hı hı. ortaya çıkarılması ve bunun Avrupa çapında ve dünya çapında hatta örgütlenmesi anlamında çok ciddi faaliyetler yapıyorlar. Biraz önce bahsettiğiniz edebiyat hı hı. işte ilişkisi vesaire de aslında tam da böyle bir bağlamda devreye giriyor. Vallahi ne bileyim hocam şimdi mesela John le Carre'nin romanlarını okuyorsunuz. Evet. Değil mi? Yani bu adam da eski bir istihbaratçı. Tabii. Fakat o nasıl bir kurgu yeteneğidir. Yani Tabii. o kurgu yeteneği herhalde ki bir politika üretirken de çok büyük imkan alanları açar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani Ian Fleming'in işte meşhur işte bu, bu James Bond James sayısı. Bond Evet, James Bond'ların mesela Ian Fleming'in de biz işte MI6'ya e çalıştığını hı hı. ve e, James Bond'un e, sadece bir kurgu karakter olmaktan öte e, temel motivasyonun bu romanlarda ve bu filmler silsilesinde mi 6e mi 5e e yahut İngiliz istihbarat topluluğuna diyelim hı hı. bunlara eleman kazandırmak, düşmanı e, bazı noktalarda yanıltmak, kendini olduğundan büyük gösterme gibi amaçlara müteallik olarak da bu romanların altının olduğunu Biliyoruz. Yani aslında bir psikolojik, sosyal psikolojik bir analiz var ve evet. o analizin üzerine ihtiyaç belirleniyor. Evet. Ve o ihtiyaca yönelik de ürün, eser yahut çeşitli politik aktivasyonlar sağlanıyor. Kesinlikle. Ee, bu anladığım kadarıyla hocam şöyle bir şey değil mi? Devamlı süren bir harp aslında istihbaratçıların dünyası büyük ihtimalle. Hocam çok güzel söylediniz aslında. Yani biz normalde şeye baktığımız zaman, e, milli güvenlik stüktürüne baktığımız zaman Türkiye'de en azından ve dünyada da. Burada 4-5 tane temel karakter olduğunu, 4-5 tane temel kurum olduğunu görüyoruz. İşte bir tarafta silahlı kuvvetler vardır. Bir tarafta işte Dışişleri Bakanlığı vardır. Bunların kesişiminde istihbarat teşkilatları özellikle 2000'lerden itibaren ya da Soğuk Savaş'ın sonundan itibaren bu denkleme girdiler. İçeride de işte İçişleri Bakanlığı'na bağlı jandarma ve emniyet gibi güçler vardır. Şimdi bu denklemdeki en kapalı kurum istihbarat teşkilatlarıdır ve istihbarat teşkilatları biraz önce sizin söylediğiniz gibi 7/24 savaşın olduğu ve savaşın kesinlikle kesilmediği alanlardır. Hı hı. Bu tarafıyla e, yani aslında e, devlet e, vatandaşlar rahat yaşasın diye kendi rahatlarından e, olmuş, kendi rahatlarından vazgeçmiş insanların yapacağı hı hı. E, düzeyde bir e, faaliyettir ve buradaki savaş 7/24 devam eder. O Yani şöyle de hani belki açılışta söylediğim şey şu kaygı dedim ya hocam dünyaya dair bir kaygı herkeste var. Galiba e, az masraflı bir e, çatışma yöntemi istihbarat bir yanıyla bugünlerde değil mi? Hani orduları henüz devreye sokmadığınız e, ama bir şekilde çatışmanın sürdüğü bir alan gibi görünüyor. Herhalde ondan sonrası işte proksi savaşlar ondan sonra da bizzat savaşın kendisi gibi bir kademe kademe ilerleyen bir çatışma silsilesi galiba. Kesinlikle yani bu aslında modern istihbaratın başından yani 19. yüzyıl diyelim kabaca 19. yüzyılın başından günümüze kadar sadece Türkiye örneğinde değil dünyadaki bütün örneklerde istihbarat tabii ki savaşın maliyetini azaltan ondan sonra birçok noktada savaşı engelleyen ama aynı zamanda savaşların kazanılmasını da sağlayan evet. önemli unsurlardan bir tanesi ve Gün geçtikçe yani neredeyse progresif bir şekilde uh -huh. e, önemi artarak devam ediyor. Yani biz işte ateşe militerlik sistemi neden çıktı diye işte e, dünyada 19. yüzyılın başına baktığımız zaman aslında Napolyon savaşlarından sonraki yani kabaca 1810'lar diyelim uh -huh. o tarihteki 1803-1815 arası Napolyon savaşlarından sonra diyelim mesela barışın tesisi için yapılan çabaların sonucu olarak bunu görüyoruz. Çünkü şunu diyorlar Avrupa'daki devletler. Biz kendi aramızda diplomatik kanalları asker olarak da açarsak barışın tesisine daha fazla yatırım yapmış oluruz. Ve böylece işte buradan içeriye askerler de artık diplomatik misyonlara eklemlenerek burada açık kaynaklardan yahut oradaki gizli kapalı kaynaklardan bilgi toplamaya başlıyorlar. Ve bunun savaşın yani barışın daha uzun süreli olmasını yahut da e, savaş yapılacaksa da bunun maliyetini düşürme potansiyelini evet. hesaba katıyorlar. Ve bu süreçte savaşın da doğası değişmiş, savaş endüstriyel hale gelmiş, e, teknoloji inanılmaz ilerlemiş ve öldürücülüğü aslında savaşın inanılmaz artmış. Bunları da daha az indirmek için böyle ciddi bir burada e, istihbarata yatırım yapılmaya başlanıyor. Ama bir bakıyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok daha ciddi bir yatırım yapılıyor. Çünkü yıkım hı hı. E, inanılmaz büyük. Ve 2. Dünya Savaşı'nda şunu görüyorlar işte sinyal istihbarata çok büyük bir yatırım yapılıyor. Hı hı. İşte Almanların Enigma sistemi kırılıyor. Ultra sistemiyle biliyorsunuz. Ondan sonra İngilizlerin. Bu kırılıyor. Daha sonra işte yani bu Code Breaker'lar inanılmaz ön plana çıkıyor. Sinyal istihbarat yanında elektronik istihbarat telsiz kestirme faaliyetleri çok ön plana çıkıyor. Ve savaştan sonra artık bloklar birbirinden çok keskin bir şekilde ayrıldığı için blokların birbirine hulul etme... <laughs> imkanları için mesela kontrespiyonaç çok ön plana çıkıyor. Bu yüzden de işte kontrespiyonaç faaliyetlerini ya da aldatma için başka devletlere sızmanın diyelim, ondan sonra başka devletlerin gizli kanallarına sızmanın sistem, çok daha sistemli hale geldiğini görüyorsunuz ve böylece işte bu görece barış dönemleri daha uzatılıyor. Ama bu tarafıyla yani aslında bu gelişime baktığınız zaman işte biraz işte ne bileyim Kenneth Waltz gibi, işte biraz hmm. Merheimer gibi, işte biraz Hans Morgenthau gibi aslında realist ya o structural realist teorileri daha yakın bir dünyanın parçası olduğunu söylemek de mümkün. Kesinlikle. Vallahi hocam yani herhalde bir şey de mutlaka söylediğiniz başta bir entelektüel alan. Yani bu Kesinlikle. bir bilimsel alan, bir entelektüel alan. Ve anladığım kadarıyla şöyle bir şey de var herhalde değil mi? Mesela asker centilmenliğindeki kurallar istihbarat centilmenliğinde geçerli değil. Yani insanların gayet birbirinin yüzüne gülümseyerek sana da şu kazığı attım ha diyebildiği bir alan bu. Hani bununla evet. övünülen bir alan. Evet. E, zekanın, e, istihbari oyunların kabul gördüğü bir alan. Yani oyunun bizzat kabul gördüğü bir alan herhalde. E, o anlamda da herhalde herkese yabancı. E, bizim gibi sıradan vatandaşlar için biraz korkutucu. Ve ama sizin de söylediğiniz gibi Birileri işte bu korkutucu işi yükleniyor ki barış sürebilsin. Kesinlikle hocam yani istihbarat hakikaten kendine ait işte düsturları olan, kendine ait servisler arası düsturları olan, ilişkileri olan başka bir saha istihbaratla yapılan bir şeye mesela istihbaratla karşılık verilir hı hı. E, ve dediğiniz gibi aslında zeki insanların yani aslında İngilizcedeki üretiminden bakarsanız hı hı. intelligence kısmından zeka ile e, doğrudan ilişkili bize dizilerde ya da eğlencein endüstrisinde gösterilen dünyanın çok dışında ondan sonra silahın gayet az kullanıldığı ondan sonra genellikle işte hani işte bilginin bilgiye dayalı ve bilgiyi işte yani haberi veri alarak bilgiyi işte dönüştürme oradan analiz etme ve onu bir istihbari seviyeye getirip karar almada etkin kılma e, faaliyeti bu. Ama son yıllarda özellikle Soğuk Savaş sonrasında baktığınız zaman bazı ekol servislerinde aslında vurdulu kırdılı işlererek e, amiyane tabirle girdiğini görüyoruz. Hani bu tarafıyla e, 20. yüzyılın başındaki örneklerin aksine son yıllarda dünyada yani son 15-20 yılda dünyada hani istihbarat teşkilatlarını biz paramiliter faaliyetlerde yürüttüğünü hı hı. ondan sonra işte dekapitasyon faaliyetleri de yürüttüğünü Türk istihbaratı gibi hı hı. E, görüyoruz. Bu tarafıyla hem zeka hı hı. işi, e, istihbarat diplomasi tarafıyla soft power işi hı hı. ama paramiliter taraflarıyla da gayet sert gayet bir art, hard tabi. power işi. Aslında yani askerin, hariciyenin e, beraber çalıştığı bir alan olarak konumlandırıyoruz istihbaratı ama derinliğine indiğimizde bir entelektüel tarafı da var, kültürel, sanatsal tarafı da var, e, efendim medya kanadı da var vesaire vesaire çok pek çok alana yayılan, evet. o anlamda herhalde kontrol altında tutulması da demokratik sistem içerisinde son derece mühim bir şey, yapı. Çünkü bir tarafı görünmez olmak zorunda doğası evet. gereği. O da zannediyorum herhalde demokratik anlamdaki denetimde istihbarat açısından önemli bir husus halini alıyor. Yani kesinlikle hocam orada hani aslında rejimlerin tipine göre istihbarat sistemleri, şey yapılabilir, değerlendirilebilir. Yani hı hı. Otok otokratik rejimlerde istihbaratın kullanımı farklıdır. Genellikle suç istihbaratına yahut iç istihbarata yönelik faaliyetler daha fazladır. Hı. Ya da ne bileyim işte demokratik sayabileceğimiz tırnak içerisinde rejimlerde işte bunun e, yani istihbaratın etik boyutu, ondan sonra hukuki boyutunun daha ön planda olduğunu e, görebiliriz, hesap verilebilirlik, şeffaflık gibi konular daha ön planda. Ama diğer taraftan da işte etrafı çok fazla e, düşman unsurla e, sarılmış devletlerde de, ondan sonra istihbaratın yine güçlü olduğunu ve iç ve dış tehditlere neredeyse tek parça olarak görmesinden kaynaklanan bazı sorunlar. Yarattığını görüyoruz. Görüyoruz. Hocam şimdi bu kadar güzel bir kitap diye başta tanıttım ama şimdi sizi bulunca ben de her Türk erkek çocuğu gibi meraklı sorularla kitabın içeriğine girmeye atladık. Estağfurullah. Ama e, müsaadeniz olursa şimdi Türkiye'deki tarihine bakalım istiyorum ve evet. e, nereye dayandırıyoruz Türkiye'de mitin tarihi dediğimizde siz kitapta mesela 1826'dan başlatıyorsunuz evet. aslında. Ya hocam biliyorsunuz aslında tarihçiler yani bir şeyin ilki demeyi çok sevmezler. Yani evet. işte bu buraya dayanıyor, şu şuraya dayanıyor. Ben de o görüşteyim. Aha. Bir tarihçi olarak aslında. Yani böyle kurumsal süreklilik tezlerinin ben aslında çok zayıf olduğunu düşünüyorum çoğunlukla. Bunlar belli bir sürecin sonunda meyve vermiş, ortaya çıkmış teşkilatlar. Dolayısıyla burada bir nokta koymaktan ziyade bir süreci okumak anlamında ben hı hı. Türk modern Türk istihbaratını 19. yüzyılda dünyadaki örnekler gibi e, başlatıyorum. Bu dönemdeki en temel mesele hepimizin bildiği gibi aslında. yani Osmanlı Devleti çok ciddi bir e, müzayeka içerisinde hem bir gerileme tırnak içerisinde inhitat meselesi var. Toprak kayıpları var. Ciddi e, ondan sonra sosyal çalkantılar var. İsyanlar, ayaklanmalar var. Devlet her anlamda daralıyor aslında. İktisadi yetersizlikler tabii ki bunları Kesinlikle. destekliyor. Ve burada karşısında hem bir Avrupa emperyalizmi hem de çok ciddi sizin alanınız olan Rusya yayılmacılığı diye kocaman bir hı hı. konu başlığı var. Devlet bu durum içerisindeyken diyor ki yani hani benim bir noktada artık bir reform yapmam gerekiyor. Hani biz bunu klasik nizamı cedid reformlarıyla alıyoruz ve bunu işte 3. Selim bu işi beceremiyor fakat daha sonra nerede görüyoruz işte 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılışından sonra aslında biz devletin idaresini, yönetimini ilgilendiren her alanda reformlar yapıldığını biliyoruz. Hı hı. Fakat bu reformların istihbarat ayağı her zaman eksik kalmış. Ben o yüzden kitabı yani bu hikayeyi 1826 gibi bir şeyle, noktayla başlatmayı hı hı. ya da süreci bununla başlatmayı daha doğru buldum. Bu tarafıyla biz genellikle şeyi atlıyoruz istihbarattan bahsederken. Yani 19. yüzyılda kamuoyunun doğuşu diye bir konu var hocam. Yani 1820-30'larda artık devlet... Ee, kamuoyunu zımni bir otorite olarak kabul etmeye başlıyor ve kamuoyunu gözetmeye başlıyor, gözetlemeye başlıyor. Hocam, Gözet... Çok çok ne kadar mühim bir şey söylediniz. o işte evet. Russo için Voltaire diyor ya yani Cenevreli Köylü diyor. Evet. Cenevreli Köylü ama çok erken bir tarihte toplum denen mefhumun artık siyasette özne olacağını söylemişti. Evet. Hani değil mi 1789 aslında sadece milliyetçiliklerin değil o kamuoyu denen kavramın. Hı -hı özünde olan toplumun siyasete girdi, girmesi evet. ve onu kaçırıyor değil mi asıl 1826 o kaçırmayı yakalamaya yönelik Evet yakalama bir yönelik bir faaliyet. Orada zaten şeyi görüyoruz. Yani 1831 mesela çok ilginç bir tarih. Bir bakıyorsunuz ilk nüfus sayımı. Yani devlet nüfusu kontrol altına almaya çalışıyor modern yöntemlerle. İkincisi çok ciddi bir 1831'de mal mülk sayımı var. Yani bunlar Şimdi istihbaratta ne alakası var diyebiliriz diyenlerimiz. Çok ciddi alakası var oraya getireceğim. Şimdi her şeyini sayıyorsunuz. Her şeyi kontrol altına alıp anlamaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Üçüncüsü yine 1831'de takvim ve kay çıkıyor. Dördüncüsü yine 1831'de karantina uygulaması başlıyor. Kolera salgını sebebiyle. Evet. Karantina uygulamasıyla da aslında toplum sağlığına yönelik bir nüfus çabasını görüyorsunuz. Ve bunlar aslında toplumu okunabilir kılmak, ve toplum ne istiyor? Neyle ilgileniyor? Buna karşı devletin, yönetici iradenin, yönetici elitin bir ilgisi merakı. Ve bir bakıyorsunuz 1835'te ilk defa Anadolu ve Rumeli Jurnal Teşkilatı diye bir şey kuruluyor hocam. Bu jurnal teşkilatları, ekonomik hayatla ilgili, sosyal hayatla ilgili, askeri hayatla, kültürel hayatla ilgili aklınıza ne gelirse açık kaynaklardan bilgi toplayıp bunları merkeze defterler halinde gönderiyor. Ve 500 küsür noktasında kuruluyor imparatorlukta bu. Hı hı. Bu saate kadar çok dikkat çekmemiş bir şey bu. Ve bu kovuşturmaya yönelik bir şey değil hocam. Anlamaya yönelik. Anlamaya yönelik bir şey. Yani devlet niye i̇şte bu bilgiyi envanter topluyor? Envanter sayımı aslında. Aynen öyle. Envanter tutuyor. Ama bu envanter işte o bilgi aslında bir arşivde toplanıyor. O bilgi üst üste geldiği zaman bunu anlamlandırma çabasını göreceğiz. Ve bir bakıyorsunuz işte bu Anadolu Rumeli Jurnal Teşkilatı'ndan sonra 1840'ta bir havadis jurnalleri yani hafiyelik sistemi aslında kuruluyor. Evet. İstanbul'da ee, Seraskerli'ye yani Harbiye Nezareti'ne günümüzdeki Genel Kurmay Başkanlığı'na bağlı bir gizli hafiye teşkilatı kuruluyor. Hı hı. Ve bunlar da yine kovuşturma yönelik değil hocam. Toplumun ne anladığını, toplumun ne düşündüğünü anlamaya yönelik olarak İstanbul'un neresinde insanlar kalabalıksa camilerde, medreselerde, hanlarda, hamamlarda, kahvehanelerde yayılıp insanların ne düşündüğünü okumaya çalışıyorlar. Yani buradaki temel dert dediğim gibi toplumu okunabilir kılmak ve bu okumayı idarenin hizmetine vermek. Hı hı. Ama bir bakıyorsunuz işte aynı Avrupa'daki muadilleri gibi 1844'te Osmanlı'da polis meclisi kuruluyor. Ahmet Yüksel bu konuyu gayet güzel çalıştı. Ve polis meclisinin kurulmasıyla birlikte bizde hafiyelik artık neredeyse bir e, established, böyle bir devletin entegre bir parçası haline geliyor. Zaten 46'da da bir zaptiye müşriyetinin kurulduğunu hı hı. görüyorsunuz. Dolayısıyla toplumu okumayla başlayan hikaye, hı hı toplumu daha sonra kovuşturma ve denetlemeye yönelik başka bir şey evrilmeye başlıyor. Bu da tabii ki güvenlik ekosistemiyle ilgili. Hı hı. Güvenlik ve tehdit riskleriyle ilgili aslında. Yani devlet sürekli daralmaya çünkü devam ediyor. Bunu durdurması lazım. Sonra üstüne bir bakıyorsunuz gizli polis teşkilatı. Hı hı. Varlığı yokluğu tartışılır. Onu soracağım. Tartışılır evet, mı hocam? Bence tartışılır. Yani bence muhakkak bir noktada gizli polis teşkilatı var. Hı hı. Fakat Bizim elimizde işte bu Fransız Milli Kütüphanesi diyelim yani hı hı. E, Bibliotek Nationale diyor France'daki işte bu Mavroyani Paşa'nın Abdülhamid'in 2. Abdülhamid'in özel doktorunun yazdığı işte bu e, e, kitaptan bu bilgileri ediniyoruz. Bu kitaptaki bilgilere vesaire yani e, kurumun yapısına orada bahsedilen kurumun yapısına başına gelmiş isimlere vesaire baktığınız zaman bana hikaye çok gerçekçi gelmedi. Ama e, yani hani böyle bir Mavroyani Paşa'nın bahsettiği tarzda bir teşkilat olmayabilir. Ama bir gizli polis teşkilatının muhakkak Abdülmecit döneminde ben ortaya çıktığını hı hı. düşünüyorum. Bu aslında şundan yani bu kanaatim de şundan kaynaklı. O dönemde işte Vidok'un Fransa'daki tecrübesi çok ciddi şekilde... E, inceleniyor. E, bir doka bakıyorsunuz 1812'de Fransa'daki işte bu şurtanın işte e, şuretenin ya da nasıl hı hı. okunuyorsa işte onun mesela e, başında. Sonra bir bakıyorsunuz sizin alanınız yine hocam hani 3. şubesi Rusların o Ahranka'ya dönüşüyor. Burada da bir 1826 orada da bir şey görüyoruz. E, gizli polis teşkilatı aslında ya da gizli tahkikat memurlarının yürüttüğü hı hı. bir iş görüyorsunuz. İngiltere biraz daha yüzyılın son çeyreğinde yapıyor bunu metropolitan polis ile vesaireyle. E, Bizimkilerin de bu dönemde yapması normal. Çünkü o anlamda zaten iç güvenlik uygulamalarıyla bu takibi sürekli yapıyorlar. Hı hı. Şimdi bir taraftan hocam böyle bir iç güvenlik alanı 19. yüzyılda gelişiyor. İç güvenlik istihbaratı diyelim hı hı. ya da güvenlik istihbaratı diyelim. Diğer taraftan da bir espionaj alanı var. Espionaj da burada aslında iki alanda. Birincisi harici alanında yani 3. Selim döneminde biliyorsun işte mütekabiliyet esasına dayalı daimi elçilikler vesaire kuruluyor. İşte bunlar bir dönem kapatılıyor daha sonra tekrar açılıyor. Ve böylece aslında Hariciye Nezareti'nin 1836'da açılmasıyla birlikte dışarıdan istihbarat toplamanın iskeleti oluşmuş oluyor ama sadece bununla bundan mı ibaret hali işte biraz önce bahsettiğim belki ateşe militerler. Evet. Yani dış askeri istihbaratlı bu dönemde eklenmiyor. 1860'larda ve böylece aslında hocam şunu söyleyebiliriz. 19. yüzyılda çok uzatmadan 19. yüzyılda Osmanlı devletindeki istihbarat faaliyetleri sistemleşme eğilimi gösteriyor 3-4 kulvarda. Ama eğilim Eğilim, sistemleşme eğilim ve farklı kulvarlarda bunlar bir araya gelmiyor. Yani devlet bunları bir arada entegre, birbiriyle konuşan disiplinler olarak kurgulamıyor. İşte bir tarafta iç güvenlik var, hı hı. bir tarafta espionaj faaliyetleri var, bir tarafta propaganda faaliyetleri var. Hı, hı Vesaire. Hani bir tarafta dış askeri istihbarat faaliyetleri var. Bunlar birbiriyle fazla konuşmuyor. Bunlar ne zaman konuşmaya başlıyor? Bence 1879'da konuşmaya başlıyor. Yani o bir siz bir sistemleşme olarak tanımlıyorsunuz evet. mesela 79 sonrası dönemi. Evet. Bunların birbirleriyle yani bu ekosistemin sistemleşmesini, birbirleriyle iletişim kurması ve yetki görev dağılımı Vazife ve selahiyetlerin tanımlanması evet. olarak mı? Bir tarafıyla öyle, bir tarafıyla da hocam merkezileşmesi aslında. Yani ha, biz merkezileşme evet, de merkezileşmesi, merkezileşmesi, var. Merkezileşmesi yani sistemleşme temalı, merkezileşme eğilimi ve çok ciddi bir merkezileşme eğilimi ekleniyor. Ya buradaki temel mesele şu, yani herkesin bildiği işte bu 2. Abdülhamit döneminde zaten hani devraldığı bazı konular vardı. Yani bir kere devlet iflas bayrağını çekmişti 1876'da. Hı hı. Bulgar ayaklanması var, Bosna ayaklanması var, Sırp, işte Sırp Karadağ savaşı var. Hı hı. Ee, daha sonra bir de buna 93 harbi ekleniyor 1877-78'de. Burada çok ciddi bir hezimet var Osmanlı Devleti açısından. Yani Burada bir de yani sadece hezimet devlet açısından bir de insani dram da var. Yani Tabii. 230 bin kilometre toprak kaybediyorsunuz. Yüz binlerce Müslüman Türk katlediliyor. Evet birkaç milyonu da bunların göçe zorlanıyor. Dev, ya bu, bu sırada hani bizim tarih kitaplarında böyle ufak cümleler olarak söylediğimiz şeylere bakın. Öze, Bulgaristan özelliğini kazandı. Sırbistan, Romanya bağımsız ilan etti. Ya koca koca devlet bunlar. Devlet Ve bu için bu kadar değil. geçiyor. Tabii. Bu da Türk tarihi yazımının gerçekten maalesef. kendine özgü tarafıdır herhalde. Ya yani şöyle bakın bizim etrafımızdaki bütün tarih yazımları ağlamak üstüne kuruludur. Evet. O bana bunu etti de böyle oldu. <laughs> Bizde de şey böyle. Oldu da bahsetmek istemiyoruz Ülüyoruz. şeklinde evet, değil mi? Halbuki gibi. Yani milyonlarca insanın göçünden bahsediyoruz. Kesinlikle İstanbul'da yani. sokaklarda Bulgaristan muhacirleri, Romanya muhacirleri değil mi? Bütün bir Balkanlardan gelen muhacirlerden bahsediyoruz. Artık devlet olmuşlar o yüzden evet. adlarını sayıyorum. Evet, evet, Balkan muhacirleri yani Osmanlı'nın ana vatanı burası ve bunun yarattığı bir herhalde şok da olması şok gerekiyor. Şok var değil bir mi? de devleti artık hani devlet parçalanıyor, elden gidiyor. Biz bunu nasıl koruyacağız? Bunun önemli ayaklarından bir tanesi de çok ben yine istihbarat alanı. Abdülhamit burada şunu yapıyor. Babalideki yetkileri klasik her alanda aldığı gibi aslında istihbarattaki yetkileri de Babal'den oluyor ve sarayda merkezileştiriyor sarayda bir ser hafiyelik kuruyor. Yani baş hı hı. hafiyelik kuruyor. Ve burada bizim tırnak içerisinde Yıldız Hafiye Teşkilatı olarak bildiğimiz bir sistem kuruyor. Bu sistemin biz artık hani bu adla anılmadığını biliyoruz. Yani hı hı. Yıldız Hafiye Teşkilatı adıyla bir örgüt yok. Ya o ex post bir adlandırma. Evet evet. Ha Kullanılabilir mi? Kullanılabilir ama bunun hani böyle bir adlandırma olmadığını bilmek lazım. Ama burada bir hafiye sistemi var. Ve bu güvenlik istihbaratı aparatı. Yani e, şunu diyeyim. Devletin bütünlüğüne birliğine e, aykırı faaliyetlerle ilgili istihbaratı yürüten bir kurum kuruluş aslında bu bir taraftan bu neşvi nema ediyor bunun işte burada hafiyeler artık çok daha sistemli hale geliyor hem dahiliyen yani İçişleri Bakanlığı'nın vilayetlerdeki hafiyeleri var hem zaptiye nezaretinin yani işte artık polis güçlerinin diyelim karakollar vasıtasıyla bazı yerlerde bir birçok bir yerde hafiyeleri var hem de hariciye nezaretinin de seraskerliğin de yurt dışında kendi hafiyeleri var yani hafiyeler vasıtasıyla yürütülen ondan sonra birçok faaliyet söz konusu. Bu hafiyeler günümüzde meslek memuru dediğimiz hı hı. istihbarattaki önemli yani aslında baş elemanların prototipidir. Bunlar maaşlı, bordrolu baya devlet personeli aslında. Hı hı. Muhbir vesaire bunların altındaki bazı başka eleman kategorileri. Bu sistem bir taraftan devam ediyor. Bu sistemin en önemli şeyi birincisi siyasi komiteleri takip etmesi. Yani 1890'larda ayaklanan işte Ermenileri hı hı. sadece yurt içinde değil, yurt dışında da Amerika'ya Amerika'ya bir bakıyorsunuz 1890'larda Pinkerton işte eeehafiyelik teşkilatı geldi. işte Pinkerton National Detective Agency hı hı. ile filan ilk defa ilk istihbarat işbirliği çok yerel ölçekli bile olsa. Mesela orada Ermeni komitacıları takip ediyorlar Amerika'da. Hı hı. Sonra işte yurt içinde, yurt dışında vesaire bir sürü yerde takip ediliyor. Ama temelde yurt içindeki hedefleri gerçekleştirmek üzere. Ulusal, yani emperyal seviyedeki hedefleri gerçekleştirmek üzere. Diğer taraftan bakıyorsunuz işte e, siyaset yapmaya çalışan kanalları da takip ediyor. İttihatçılar da bundan nasibini, tabii ki John Türkler de, Yeni Osmanlılar da bundan nasibini alıyorlar. Şimdi bu hafiyelik... Bir tarafıyla böyle ama diğer taraftan yine 1800, ki bu 1879-80 gibi evet. tam sistemli hale geldiğini düşünüyoruz. 1879'da çok daha sistemli ikinci şube diye bir şey kuruluyor. Yani bu ancak Türkiye'de 2020-2021'de falan çalışıldı. Bir tanesi de benim Boğaziçi'nden öğrencim Somel Alp Şimşeker çalıştı. İki tane tez var daha yeni çalışıldı. Esas istihbarat teşkilatı bu. Hı hı. Bu dış askeri istihbaratla ilgileniyor. Aynı Avrupa'daki muadilleri gibi hocam. İşte mesela Avusturya Macaristan'da Evidence Büro var. Hı hı. Yani askeri istihbaratı. Prusya'da, Prusya'da daha sonra Almanya'da işte 3B var. Efendim işte Fransa'da Dözeyen Büro var. İkinci şube. İkinci şube. Aynı şube. o ayarda bir ikinci şubeyi ikinci Abdülhamit Han. İşte tercüme bir istatistik şubesi diye. Hocam hayata... niye ikinci olmuş bunların adı? Hep bir içerisi iki dışarısı diyelim yani. yani. Bir harekat iki istihbarat okay, tamam. gibi hocam. Ondan sonra yani genel kurmayın bir parçası harekata destek verecek. Hı hı. Ve e, ateşe militerler de işte aslında artık buraya bağlanıyor. Yani 1860'larda ortaya çıkan ateşe militerlik, Osmanlı'da ortaya çıkan ateşe hı hı. militerlik, ateşe nevallik gibi şeyler. Raporlarını artık harici nezareti üzerinden buraya aktarmaya başlıyorlar ikinci şubeye. Hı hı. Ve ikinci şubede çok ciddi neşvi nema eden bir e, teşkilat. Ama bir bakıyorsunuz işte bunlarla biz yani e, ikinci meşrutiyet geldiği zaman ilk yapılan şey, İddiaçılar tarafından yani 23 Temmuz 1908 ya da 23-24 Temmuz 1908'de hı hı. 25 Temmuz'da hafiye tahsisatları kesiliyor. Yani Çünkü o bir şekilde siyasal iktidarın e, en önemli, bir baskı aracı olarak kabul kesinlikle ediliyor. Kesinlikle en önemli baskı aracı olarak görülüyordu. Bir noktaya kadar. Hı hı. Doğru bir noktaya kadar da eksik ve hatalı bir şey. Hı hı. Yani günümüzden baktığımız zaman. Ondan sonra e, 1909'da da. Yani hafiyet tahsilatı kesilince aslında hafiyelik ilga edilmiş oldu. Hı hı. 1909'da da zaptiye nezareti kapatılıyor ve yerine Emniyet Genel Müdürlüğü kuruluyor. Hı hı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün altında istihbarat ve ıstıtlağıt müdüriyetleriyle işte bu Yıldız Safiye Teşkilatı'nın tırnak içerisinde yaptığı faaliyetler buradan yürütülmeye çalışılıyor. Ama ikinci şube devam ediyor. İkinci hocam. şube kalıyor değil mi? Kalıyor, ikinci şube kalıyor. Bazı reformlar vesaire hı hı. ve hocam ikinci dünya savaşında ikinci şube modern Türk istihbaratının gördüğü en geniş yetkilerle donatılmış bir istihbarat birimi haline geliyor. Neredeyse bir milli, yani o emperyal seviyede istihbaratı tamamen kontrol eden büyük bir yapı haline geliyor. Bunda idare-i verdiği ve Enver Paşa'nın e, Harbiye Nazırı ve başkomandan vekili olmasının verdiği tabii ki bir şey var bunda. Etki de var bu büyümenin altında. Burada hem istihbaratı tamamen o kontrol ediyor. Askeri ve istihbaratın aslında bir şekilde her olduğunu, birleştiğini görüyoruz evet. değil mi? Çünkü sürekli savunmadasınız. Evet. Sürekli dağılma tehlikesi dolayısıyla askerin ön planı çıktı ve askerle istihbaratçıların hı hı. çok yakın ilişkiye geçtiği bir dönem Yani ikinci şube hem istihbaratı kontrol ediyor hı hı. hem kontrol espiyonajı kontrol ediyor Yani karşı istihbaratı yahut o dönemdeki ismiyle casusluğun men'i meselesini hı hı. kontrol ediyor Ve bu noktada hem jandarmayı hem emniyeti kendi altına alıyor Ondan sonra propagandayı kontrol ediyor, bütün sansür faaliyetlerini vesaireyi kontrol ediyor. İnanılmaz ve siyasi meseleleri de kontrol bu, bu ediyor. Bu çok mühim hocam. Ya bu idarede hani kurumlar vardır. İşte kanunlarla bunların vazifeleri belirlenir, efendim yetki alanları belirlenir. Şudur budur ama e, bir de gerçekten dönemsel olarak konjonktürün ürettiği işte birisinin birisinin yetki altına girmesi söz konusu oluyor Kesinlikle. aslında. Dünya nerede yerinde de böyle. Hani kanunen dönüşmüyor bir şeyler ama evet. e, ne bileyim mesela çok kuvvetli bir yönetici geliyor. Başka bir kökenden oluyor. O bunu kesinlikle. değiştiriyor, dönüştürüyor kesinlikle. O gerçekten işte tarihin tarihi olduğu zaman aslında galiba. <laughs> değil mi? Evet. Hani bizim meslekte çünkü bakıyorsunuz böyle her şey kurallı gibi diyor ama o istisnalar zaten tarihi tarih yapıyor galiba. Ama bu dönem yani birinci Cihan Harbi dönemi kendi içinde zaten özel bir önemi var. Ama onun öncesinde mesela hocam mesela Libya konusu. <laughs> evet. Benim için çok mühim bir evet. konu çünkü hani hep şunu düşünürüm ben yani kutuz savaşının temellerinin atıldığı bir şekilde hı hı. mücadele azminin ve bir şekilde de aslında başarısızlığın görülüp de onun daha da azimlendirmesi Türk hı hı. subayını, Türk aydınını, evet. değil mi? Libya'da görüyoruz. Mesela kitapta da siz özel bir bölüm ayırmışsınız buna. Evet. Yani ben Libya'yı hocam, hani burada istihbaratın yanında, ya biz şimdi 2010'lara kadar e, Teşkilat-ı mahsul diye bir birim var işte. Hı hı. Biz bu birim istihbarat örgütü zannettiğimiz için ne hı. emniyet istihbaratı, ne ikinci şube gibi önemli yapıları çalışmadık, evet. gözden kaçırdık. Şimdi çünkü yanlış düğme yani ilk düğme yanlış iliklenmişti Philips Odart tarafından. Hocam Philips Odart bunu bir, istihbarat ha, örgütü, bunu örgütü ha, olarak. Bunu bir anlatalım. Evet. Şu teşkilatı mahsusa neden istihbarat örgütü olarak kabul edildi neden evet. değil? Aslında şöyle bu tamamen yani 1960'lara kadar teşkilatı mahsusa hiç kimse istihbarat örgütü olarak yazmıyor. Sadece Hı -hı. ismiyle insanlar anlayabiliyordu. Çünkü ismiyle anlayabiliyor derken şunu kastediyorum. Ee, Osmanlı döneminde yani Teşkilat-ı Mahsusa'nın nema ettiği, geliştiği dönemde zaten Teşkilat-ı Mahsusa yapmak, Teşkilat-ı Mahsusa halinde bulunmak, Teşkilat-ı Mahsusa meydana getirmek şeklinde biz ifadeler olduğunu görüyoruz. Yani bir fiil olarak Teşkilat-ı Mahsusa yapmak diye bir fiil var yani metinlerde. Hı hı. Yani o dönemin asri metinlerde öyle şeyler var, ifadeler var. Bu fiillere baktığımız zaman Teşkilat-ı Mahsusa adlı örgütün bu fiili yapan örgüt olarak kurulduğunu görüyoruz. Yani fiilden isim Aha. olmuş. Fiilden isim olmuş. Şimdi teşkilat-ı yapmak derken insanlar şunu kastediyor. Ee, örgüte de baktığımız zaman hı hı. E, biz e, işte e, düşmanın e, düşmana karşı ondan sonra e, özel faaliyetlerle düşmanın askeri, siyasi, iktisadi gücünü yıpratmak ve düşmanı işgal altındaki topraklarımızda yahut bizim belirlediğimiz hedef ülkelerde mevcut siyasi otorite olmaktan mevcut siyasi otoriteri yerinden etmek ve toplumu ayaklandırarak bunu yapma faaliyeti. Şimdi bu konu günümüzde istihbaratın bir konusu kıyısından sayılabilir. Hı hı. Ama bu temelde özel faaliyettir. Hı. Yahut gayr harf faaliyetidir. Hocam çok güzel bir noktaya geldik evet. ama kısacık bir ara vermemiz Tabii gerekiyor. Ki hocam. Efendim çok kısa bir ara aradan sonra e, Polat hocaya şunu soracağız e, özel operasyon ne istihbarat ne teşkilat mahsus orada nerede duruyordu bunun e, bunların cevaplarıyla birazdan karşınızdayız efendim. Evet efendim tekrar hoş geldiniz. Tam teşkilatı mahsusa da kaldık. Hocam buyurun sözünüzü ha. kestiğim ya Ben şimdi fark. hani seyircilerin kafasını çok karıştırmadan şunu demek istiyorum. Teşkilatı mahsusa o dönemde kullanılan bir ifade zaten. Hı -hı. Dolayısıyla günümüzde bunu işte, ha, garniz, işte garnizam harp örgütü mü, özel harp örgütü mü, başka şeyler mi? Yani günümüz terminolojisiyle teşkilatı mahsusa ne olduğunu anlamaya çalışmak bayağı bildiğiniz tarihçi ifade anakronizmdir. Evet. O dönemde buna teşkilatı mahsusa deniyor ve yaptığı işler belli. Dediğim Hı -hı. gibi yaptığı işler düşman ülkelere gitmek. Yahu tarafsız ülkelerde, tarafsız ülkeleri yönetmeye çalışan düşman ülkelere karşı ayaklandırmalar meydana getirmek, bunları yapamıyorsa kendi kurduğu çetelerle gerilli harbi yürütmek ve bizim nizam, Osmanlı'nın nizami kıtalarına destek vermek hı hı. ve tüm bunları yaparak da Düşmanı bulunduğu yerde meşgul edip Avrupa'daki savaş sahasından uzak tutmak Birinci Dünya Savaşı'nda. ya Bu çok temel bir şey yani bunu yapıyor bu örgüt. Daha sonra buna ilerleyen dönemlerde günümüzde de işte irregular warfare mi special Hı -hı. warfare mi vesaire gibi tartışmalar var. Ben bunlara girmenin çok yararlı olduğunu düşünmüyorum. Ama temelde şunu söyleyebilirim yani. Teşkilat-ı e, tam anlamı kelime anlamıyla söylüyorum. Literal anlamda bir gayri nizami harp örgütüdür. Yani nizami işler yapmayan bir harp örgütüdür. Ve bir istihbarat örgütü, bir casusluk örgütü yahut bir propaganda birimi kesinlikle değildir. Okey, bu gayet yeterli oldu evet. aslında ama biz ikinci şubeye yönelmeliyiz diyorsunuz. Evet, kesinlikle. İkinci şubeyle hocam, bu 3B'yi e, karşılaştırmışsınız. Evet. Nasıl, ne, ne çıkıyor bu karşılaştırmada? Burada adam? şöyle, o aslında Osmanlıların e, ikinci şubeyi birinci dünya savaşında geliştirirken e, Alman ekolinden bir noktaya kadar yaralandığı gibi bir. Hı. Alt sonuca ulaşıyoruz. 3B, Almanların askeri istihbarat birimi. Ki Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'nin e, kuruluşunda e, kendisinden destek alınan Walter Nikolay, hı hı. bu 3B'nin Birinci Dünya Savaşı'nda başındaki kişiydi. Abteilung 3B'nin. E, burada biz e, 3B ile 2. Şube'nin birbirine çok yakın yapılanmalar olduğunu, e, fakat e, Osmanlıların 3B'den daha önce propaganda faaliyetlerini, Yapmaya giriştiğini e, görüyoruz. Bu tarafıyla hem bir benzerlik söz konusu ama illa bu Osmanlılar Alman ekolünden kesinlikle yararlanarak bunu ortaya çıkarmıştır e, demek olduğunu söylemiyorum. Bir esinlenme bir, bir var esinlenme ama söz herhalde konusu. modelleme değil mi? Değil evet modelleme değil. Bir modelleme de zaten değil. hani bu mahın kuruluşunda da var yani hani biz e, Türkler aslında. Ee, hangi modeli alırsa alsın, Kesinlikle bunu temellük eder. Yani Hı -hı. kendine uygun bir pozisyeye getirir e, hale sokar yani. Peki hocam, e, harp bitti. Evet. E, harp bitti ona kötü bitti. Kötü bitti. E, evet. Bizler açısından. Yani şu an e, çok çoğumuz pek hatırlamak da istemiyoruz ama mütareke günleri vesaire diyoruz ama İstanbul'un işgal altında olduğu günlerden bahsediyoruz. Evet, sıkıcı günler. Çok zor günler. Yani tarihçi açısından da 19. yüzyılda. Cumhuriyet dönemine kadar okumak gerçekten çok Değil mi yani o iç çıkar artıcı sürekli e, seni, şey kaybediyorsunuz yani. Yani şöyle söyleyeyim hani bir tarihçi soğukkanlılığıyla bile ben baktığımda biz bunun içinden nasıl çıkmışız diye hala şaşırabiliyorum. Kesinlikle. Ya yani bu o zor günlerde peki Türk istihbaratı yeni bir paradigma olarak tanımlıyorsunuz. Evet. Ya şöyle aslında hocam 1918'de Abdülhamit döneminde başlayan 1879'da başlayan paradigma Hı -hı. Ondan sonra bence 1918'de yani Osmanlı sisteminin sona ermesiyle ortadan kalkıyor. Evet. Ve sonra bir geçiş dönemi 1919'dan 1926'ya kadar okuyorum ben bu geçiş dönemini. Paradigmalar çünkü yani bir birden hani kesilip başka bir paradigmaya geçiş olmaz. Tabii ki, Ondan sonra arada yani. bir süreç olması gerekiyor bir geçiştirik bir geçiş dönemi olması gerekiyor. Ben 1919-1922 arasını bu geçiş döneminin ilk parçası, hı hı. 23 ile 26 arasında ikinci parçası olarak okuyorum. Ama 1919-22 çok ilginç. Şundan dolayı modern Türk istihbaratının en cevcivli laboratuvarı. Milli Mücadele İstihbaratı. Hı hı. İnanılmaz. Yani çünkü ortada istihbarat falan kalmıyor. Siz 1918'de Monros Mütarekesi'nin 30, Ekim, 30 Ekim'de, 30 imzaladığınız zaman bir gün sonra artık farklı bir dünyaya uyanıyorsunuz. İddiatçı liderler yurt dışına gidiyor. Ondan sonra içeride bir bakıyorsunuz. Hiçbir şey yok. Ne olacak peki? Burada direniş nasıl sağlanacak? Karakol Cemiyeti diye bir cemiyetin hı hı. kurulması talimatı. Zaten Mondros Mütahrikesi e, imzalanmadan önce. Ondan sonra bu, bu talimat iddiaçlar tarafından veriliyor. Bu Karakol Cemiyeti bir... Adı nereden gelir hocam? Karakol, karakol Cemiyeti aslında genellikle Kara Kemal ve hı. Kara Vasıf'tan mülhem olarak... Ee, şey yapılır. Kara Kemal işte e, İttihat Terakki'nin büyük efendisi Talat Paşa, küçük efendisi Kara Kemal olarak bilinir ee, ve ilk talimat da zaten Kara Kemale verilmiştir ama Kara Kemal'in 1919 Ocak ayında tutuklanması ve Bekir Ağa'ya daha sonra Malta'ya gönderilmesiyle birlikte tabii kara vasıf daha ön plana çıkıyor. Ama bu sadece şu demek değil tabii ki yani karakol cemiyeti sadece İttihat ve terakkinin sivil kanadın değil aynı zamanda askeri da... çok ciddi destek verdiği bir birimdi. Bu tarafıyla teşkilat çok önemli teşkilat-ı da karakol cemiyetin içerisinde yer aldı. Bunların başına da Hüsamettin Ertürk geliyor hı hı. ki son yaptığımız çalışmada işte şeyi gösterdik yani Topkapı grubunun başkanı aslında karakol cemiyetinin. Böylece iddiatçıların sivil ve e, askeri kanadı, özellikle garnizan harp ilgilenen kanadı karakol cemiyeti adı birleşiyor. Burada bir yeraltı örgütü ama çok geniş çaplı bir yeraltı örgütü bu. İttihat ve terakkinin bütün mirasına sahip çıkma azminde olan bir yeraltı örgütüne dönüşüyor. Yani aynı 1968'deki İttihat ve terakkinin yeniden organize edildiği Hı -hı. dönemdeki gibi 3 tane faaliyet yapıyorlar. Bir silahlı mücadele, iki propaganda, 3- istihbarat. Hı -hı. Bu üçünü yapıyorlar. Şimdi bu faaliyet devam ederken Milli mücadele de böyle tek başta bir şey başlamış. Ama bir bakıyorsunuz işte bu Batı Anadolu'nun İtalyanlar ve Yunanlar tarafından işgale başlamasından sonra Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a geçişiyle birlikte bu mücadele çatallanmaya başlıyor. Hı hı. Ve ne zaman zamanki Atatürk Erzurum ve Sivas Kongresi'nde işte bu hem Kuvayi Milliye güçlerinin hem ...müdafaa hukuk cemiyetlerini tek çatı altında birleştirmeye çalışıyor. O sırada işte karakol cemiyetiyle heyeti temsili arasında ciddi problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü karakol cemiyeti nizamnamelerinde ve talimatnamelerinde... ...bir milli ordudan bahsediliyor ama bir kumandandan, milli ordu kumandanın kim olacağından bahsedilmiyor. Dolayısıyla bu hani yurt dışındaki iddiaçılara tabi bir örgüt şeklinde heyeti temsili tarafından damgalanmasına da sebep oluyor... Atatürk bunu feshetmek istiyor Mustafa Kemal ama e, o dönemde İstanbul'da da karakolun çok ciddi bir gücü var. Hı hı. Bu yüzden Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin İstanbul Teşkilatı olarak karakol cemiyetinden yararlanmaya gidiyor. Çok doğru bir hareket. Tabii, siyaset. Şimdi, yani. Evet ama karakol cemiyeti kendini İngilizlere açık ediyor ve e, İstanbul'un işgaliyle birlikte aslında karakol cemiyeti kendi etkinliğini kaybediyor. Çünkü bütün artık eleman büyük elemanların tamamı tutuklanıyor ve hepsi işte... Nisan, Mayıs gibi Malta'ya gönderiliyor. Karakol Cemiyeti daha sonra farklı isimler altında, farklı yeraltı teşkilatları isimleri altında faaliyetine devam edecek. Ama bu sırada bir bakıyorsunuz ne oluyor İstanbul'un işgali? Çok ciddi bir kırılma aslında. Tabii. Yani payitaht. Siz 1453'ten beri payitahtınız. Ya. Yani yaklaşık işte kaç 450 senelik bir payitahtı. Siz kaybediyorsunuz ve Ankara'da işte bunun üstüne meclis kuruluyor. E meclis kuruluyor da. Şimdi bu meclis bir de icra vekilleri heyetini tayin ediyor. Yani seçiyor işte ne zaman? Mayıs 1920'de. Hı hı. E ondan sonra da bir Erkan Harbiye kuruluyor. Yani bir genel kurmay kuruluyor. Bir bakıyorsunuz ikinci şube burada ortaya çıkıyor. Tekrar. Yeniden ortaya çıkıyor değil mi? Niye? Çünkü daha önce denenmiş bir sistem var. Tabii. Yeni böyle bir icat çıkarmıyorlar. Atatürk de burada diyor ki ikinci şube kuralım. İkinci şubeyi kuruyor ama ikinci şubenin e, faaliyete geçmesi hocam e, öyle birden merkezileşemiyor. Niye? Çünkü ortada zaten düzenli ordu yok vesaire. Düzenli ordu ne zaman? İşte Ekim-Kasım 1920'de Gediz Muharebelerinden sonra düzenli ordunun hı hı. kurulması kararı alınıyor. İşte bu Kuvayi Milliye vesaire ortadan kaldırılacak. Birkaç tane hariç. O sıralarda işte biz ikinci Şube'nin tekrar merkezi rollerini almaya başladığını görüyoruz. Ama Ankara aynı zamanda ne yapıyor? 2. Şube'yi bağlı olarak bir askeri polis teşkilatı kuruyor. Hı hı. Askeri polis teşkilatı bir askeri kontraespiyonaj birimi. Yani askerin içine sızmaya çalışan casusları vesaireleri filan. Ondan sonra çünkü inanılmaz bir insan sevkiyatı var İstanbul'dan. Yani Buralara çok kolay hulul edip sistemin içine girebiliyorlar. Bunları engelleme Yönelik faaliyet yürütüyor. Askeri polis teşkilatı hemen kapatılıyor kısa süre sonra. Yerine tetkik heyeti amirlikleri oh. kuruluyor. Sonra bir bakıyorsunuz bir de orduların kendi içinde istihbarat heyetleri var. Ya biz milli mücadelenin bu ordu boyutunu hocam, tamamen kaçırmışız. Böyle bir şey olmaz yani. Hı hı. Hakikaten böyle bir istihbarat, milli mücadele hakikaten çok önemli bir dönem. Ondan sonra ve bu istihbarat boyutu tamamen özellikle askeri istihbarat boyutu gözden kaçırılmış. Şimdi fakat Ankara diyor ki ya ben sadece bunlarla yetinemem. İstanbul ihmale gelmez. Karakol gitti yerine bir şey yapmak lazım. Hı hı. İşte o zaman diyor ki o zaman biz bu felah grubunu kuralım. Molke grubunun yüzbaşı Neşet Bey Haziran 1920 Molke grubunun başı Ankara'ya geliyor. İsmet İnönü tarafından İsmet Bey Paşa tarafından Hı. ona bir talimat veriliyor ve İstanbul'a gidip o artık Felah grubunu kuruyor. Bu o aşamaya kadar farklı isimler altında işte Hı. Hamza, Mücahit, Muharip ve Felah grubu oluyor. Bu teşkilatın önemi şu. Felah'ın Ankara tarafından kurulan ilk yeraltı teşkilatı aslında. İstihbaratla ve sevkiyatla ilgileniyor en temelde ve tamamı askerlerden oluşuyor. Ve İstanbul'daki diğer gizli grupları gizlice gözetleme ve denetleme faaliyeti de yapıyor. Bu tarafıyla çok önemli bir birim. Ve Cumhuriyet dönemi yapılar üzerine de ciddi etkisi olan hmm. bir gruptur. Grubu. Çünkü diğer gizli grupları denetlemek de başka bir iş gerçekten. Tabii. Yani çünkü. O da bir siyasi bir yan artık orada oluşuyor. Fakat Aynen hocam, öyle hocam. Bir de müdafaa şekilde, grubu var. Bir de müdafaa milliye grubu evet. çıkıyor. O da o da bizim işte bu teşkilat-ı mahsada olan, daha sonra karakol cemiyetinde olan, daha sonra işte e, damat Ferit Paşa'ya karşı suikast iddiasıyla hapse atılan Hüsamettin Ertürk'ün hapisten bir şekilde çıkıp Samsun'a gelip 1920'nin sonunda e, Fevzi Çakmak Paşa'dan emir alıp kurduğu bir teşkilat. Bununla ilgili de Asaf Tugay çok önemli bir çalışması var. Hı hı. Ee, milliye Grubu. Bu grupla ilgili hani bir şey var. Yani bu grup iki parçadan oluşuyor aslında. Bir bizim meşhur bildiğimiz Mimim -Mim grubu. Hı hı. Yani bu aslında istihbarat ve sevkiyat boyutuna bakıyor. Bir de müsellah müdafaa milliye var. Yani e, bu da e, silahlı mücadele yapan. Hı hı. Yani İstanbul'da 10 bin kişilik yeraltı teşkilatı kuruyor bunlar. Silahlı bu çok teşkilat kuruyor. Bir rakam tabii o ya. Bu önemli yani. Çok ve ciddi. bunlar karakol cemiyetinin Mirası üzerine konuyorlar. Bu yüzden de mi, mi, Müdafaa-i Milliye grubu, kendi içinde iki parça olan İstanbul Müdafaa-i Milliye grubuna baktığınız zaman 1921'in e, sonbaharında filan hocam, ya bunların bir kısmı Enver Paşa'cı mı değil mi diye bunların da aslında böyle bir kendi aralarında ayrışmalarının e, başladığını görüyoruz. Ve Ankara'nın bunları hani Enver Paşa'cıları yahut Talat Paşa'ya biat edenler varsa onları ortaya çıkarmak için bazı e, bu grup üzerinde e, tahkikata e, giriştiğini görüyoruz. Ve bu iki grup özellikle, çünkü bunlar en büyük gruplar. Yani felah ve, e, müsellah müda, e, felah ve müdafaa milliye ve karakol bunlar üç en büyük gruplar. Ve bunların furuları var, dalları var. Hı hı. Ondan sonra bu gruplardan iki tanesinin hem müdafaa-i milliyenin hem de e, felah grubunun, ki bunların hepsi ikinci şubeye bağlanıyor. İkinci şubenin içerisinde bir birim açılıyor. İstanbul'daki gizli teşkilatları kontrol eden oraya bağlanıyor yine. Bunların biz 5 Ekim 1923'te kapatıldığını görüyoruz. Evet. Yani İstanbul'daki işgalin ortadan kalkmasından sonra İstanbul işgali İstanbul işgalden kurtarıldıktan sonra bunlar kapatılıyor ve Cumhuriyet döneminde yeni bir paradigmaya aslında geçişin geçişini evet, geçişin e, ikinci aşaması aslında. Kodluyorsunuz değil mi? Burada benim çok dikkatimi çekti mesela işte şu Milli Emniyet Hizmeti Riyasetinin kuruluşu. Evet. Kısmı. Bu aslında modern cumhuriyetin modern istihbarat teşkilatı olarak kodluyoruz değil mi hocam evet, bunu? Evet, kesinlikle. Ve çok güzel başlıklar. Neden gizli? Hı hı. Neden milli? Neden emniyet hizmeti? Neden riyaset? Evet. Hocam dört tane soruyu siz sormuşsunuz tabii. ben de size soruyorum. Tamam neden gizliyle başlayalım. Aslında yani bu 1923-26 arasında tabii ki yani aslında Cumhuriyet 1923'ün sonunda kuruldu. Hı hı. Yani 29 Ekim'inde kuruldu. Ee, ve devlet ilk başta tabii ki çok büyük e, devletin organizasyonuna girişti. İstihbarat henüz sonra gelmemişti. Ve istihbaratla ilgilenen birimler Osmanlı'dan mutat görevleriyle alındı. İşte Harici Nezart'ın mutat görevlerini yapıyor. İşte efendim dahiliye nezareti, emniyet, mutat görevlerini, istihbarat görevlerini yapıyor. Suç istihbaratı. Ve tabii ki genel kurmay. Erkan'la Harbiye yani e, Milli Müdafaa Rekaleti diyelim. E, kendi görevlerini yapıyor. Fakat bu sırada iç ve dış tehditleri karşılayabilecek güçte olmadığını görüyor Cumhuriyet. Yani e, Atatürk arkadaşları. Yani burada bir bakıyorsunuz işte İtalyanların e, Anadolu'yu işgal planları var. Hı hı. Bunları fark ediyorlar. Sonra İngilizlerle Musul krizi yaşıyoruz. Çok ciddi. Ondan sonra ve Anadolu Anadolu'da bazı ayaklanmalar ve bunların İngilizlerle bağlantılı olduğu düşünülüyor. Ee, sonra Fransızlarla sınır sorunlarımız var. İşte efendim Yunanlarla hem mübadele meselesi var, hem Trakya meselesi var, hem Ege adaları sorunları var. Klasik yani hani hı hı. günümüzde yaşadıklarımıza benzer şekilde. Ondan sonra e bir de bolşevizmle eşleştirilen komünizm tehdidi görülüyor. Şimdi böyle bir listeniz var dış tehdit olarak. Ama bir de tehdit aslında bunlardan aşağı değil. Niye? Hı hı. Çünkü rejimi değiştirdiniz. Evet. Saltanatı orta ortadan kaldırdınız. Sabık haneden üyeleri ne olacak? Değil mi? Sakıt haneden üyeleri. Hı hı. Özellikle. Sakıt haneden üyeleri takip edilmesi gerekiyor ve bunlar yurt dışında, hiçbir yurt içinde değil. 150'likler ne olacak? Milli mücadelede düşmanla işbirliği edenler. Firariler ne olacak? Ve muhalifler ne olacak? Devlet diyor ki ya ben de 10 kalem tehdit var. Hı hı. Şimdi elimdeki imkanlarla bunu gerçekleştiremiyor ki bu yönde bir ciddi yazışmalar var. Diyor ki benim yeni bir şey kurmam lazım. Bu yeni sistemi nasıl kurayım diyor. Dünya'daki örnekleri inceliyorlar. Rus sistemine bakıyorlar, İtalyanlara bakıyorlar, Amerikalılara bakıyor, İngilizlere bakıyorlar filan. En uygunun Almanlar olduğunu düşünüyorlar. O dönemde de zaten Almanya'da hiper en enflasyon var vesaire filan. Ee, ve alışkanlık birinci, var. alışkanlıklar var. Yani bizi hani işgal etme planı yok bu adamların. Hı hı. Ondan sonra tarihte de yok yani bizim herhangi bir toprağımızı işgal etmediler. Dolayısıyla biz bunlarla çalışabiliriz ve 3B'nin başındaki Walter Nickol'a getiriyorlar. Ve işte bu 3B'ye benzeyen filan hani bir yapı e, meydana e, geliyor. Fakat burada bizimkiler tabii ki bu sistemi temellik ediyorlar. Yani hı. yani işte bunun bir A şubesi var. A şubesi istihbarat şubesi. Hı hı. B şubesi savunma şubesi, yani müdafaa şubesi. C şubesi propaganda şubesi. Buraya kadar 3B ile benziyor. Ama bir de D şubesi var bizde teknik şube. Ve bizde B şubesi çok gelişmiş. O yüzden 3B'den çok daha farklı hale geliyor. Şimdi bu sistem neden gizli? Ee, bunu kuranlar bu sistemi birincisi dünyada o dönemde yani bütün ekol servisleri baktığınız zaman tamamı bir kere gizli kuruluyor. Bir kere böyle bir şey var dünyada. Ee, zaten o dönemin ruhu böyle. Gizli kuruluyor. Ama e, devleti kuranlar yönetici elit şunu diyor siyaset kandırılabilir. Değil mi? siyaset kandırılabilir açıktaki e, işte bu nezaretlerin yürüttüğü istihbarat faaliyetleri her zaman doğru sonucu vermeyebilir ve bunlara hulül yani bunlara sızmak her zaman sızma mümkün. sızmak mümkün olabilir Dolayısıyla bizim bunu gizli kurmamız gerekiyor bu tarafıyla gizli kurulmasının bir sebebinin de Aslında biz sadece devleti değil aynı zamanda devletin güvenliğiyle eşleştirilen rejim güvenliği olduğunu görüyoruz hı hı. şimdi gizli kurulmasının temel sebebi Aslında bu İkincisi neden gizli? Neden ne dedik hocam? Neden orada? milli? Neden milli? Şimdi Türk tarihinde daha önce tamam yani bir, bir, sürü istihbarat biriminden bahsettik ama bu kadar geniş çaplı. Neden milli? Çünkü dahiliyenin alanında faaliyet gösteriyor. Çünkü haricinin alanında ve çünkü iktisat alanında faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda yurt çapında hı hı. 8 tane mıntık amirliği var. Yani ülkenin her tarafında ilk defa böyle bir teşkilat kuruluyor. Aynı zamanda da yurt dışında da 3 tane haber toplama merkezi var. Tahran'da, Viyana'da ve Kahire'de. Bundan dolayı da milli. Hı hı. Ee, neden milli? Neden emniyet? Neden emniyet? Emniyet. Şimdi normal istihbarat eşliğinde dediğimiz zaman niye istihbarat riyaseti değil de milli istihbarat riyaseti değil de niye milli emniyet? emniyet hizmeti riyaseti? Emniyet aslında şunu gösteriyor, paradigma'yı gösteriyor. Paradigma şunu diyor: Biz Osmanlı dönemindeki paradigma'mız operatif açıdan şeydi bu reaktif bir paradigmaydı. Hı -hı. Yani dışarıdan bir şey yapılıyor, siz ona. E, şey gösteriyorsunuz. Cevap veriyorsunuz. Cevap veriyorsunuz reaktifle. Ama bu dönemde bir bakıyorsunuz size daha demin saydım işte bu Hı -hı. E, unsurlar, tehditler, iç ve dış tehditler bir savunmacı yani reaktivizmin üzerine bir savunmacı bir anlayış yerleştiriliyor. Ve Milli Emniyet Hizmeti Riyasetinin tüm dokümanlarında, gibi tüm dokümanlarında emniyet her zaman kullanılıyor. Devletin emniyeti. Yani devlet savunmaya geçtiği Hı -hı. için İstihbarata da savunmacı bir anlayışla aslında oraya e, e, derç ediyor. Şimdi dolayısıyla emniyeti kullanmasının sebebi savunmada bir istihbarat olması bunun. Ve bazen de neredeyse emniyet gibi hareket etmesi aslında. Bunu da hı hı. açıklayan bir şey. E, neden riyaset? Riyaset çünkü artık devletin bir entegre parçası haline geliyor. Ve bu başbakanlık makamına, başvekalete bağlı baş vekâleti Evet bağlı. baş bağlı. Bu yüzden de bir riyaset başkanlık olarak kuruluyor ama bir mahrem kararnameyle kuruluyor. Hı hı. Dolayısıyla bir anayasal varlığını falan vesaire göremiyorsunuz. 19 Aralık 1926'da 4507 oğlu Mahrem kararnameyle ile Milli İstihbarat Teşkilatının atası olan Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti böylece kuruluyor hocam. Valla hocam böylece kuruluyor ve cumhuriyetin aslında modern istihbarat sistemi de oluşuyor. Evet. Fakat bir Hatay sorununda çok da emniyetle ilgilenmeyip koca koca işler de yapabildiğini görüyoruz yani kesinlikle planlı, programlı, belirli bir amacı oluşturmuş ve o amacın sağlanması için gerekli her şeyi de yap yaptığını sonuçtan görüyoruz. Kesin. Hatay ana vatana katıldı. Ya bir kere şey teslim etmek lazım. Yani Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti kurulurken aynı devletin kuruluşu gibi yokluklar içinde kurulur. Evet. Yani buradan ortaya çıkacak en ufak pozitif sonuç bile çok büyük bir Değil şeydir mi? yani. Hatay ama o tarafıyla çok çok büyük bir konu. Değil mi? Şey, gözden kaçılmış ilginç bir şekilde. Biliyorsunuz yani hani 1936'da işte Suriye'ye bağımsızlık veriliyor. Hı hı. Suriye bağımsızlık verilince Hataylı Türkler orada azınlık konumuna düşüyor. Türkiye bunu kabul etmiyor. Diyor ki yani kardeşim Hatay'ın da bağımsız olması lazım ama bu çok mümkün olmuyor. O yüzden de zaten hani 1927 yılı yani e, mahın e, harekete geçtiği yıldan beri zaten Hatay, e, Adana bölgesi. A, ad Adana bölge amirliği üzerinden sürekli zaten takip edilen bir konu hı hı. sınır üzerinden. Ondan sonra bir burada Fransızların bize karşı aslında çok da böyle dostane yaklaştığını görmüyoruz. O 1930'ların yani Türkiye ile Fransa'yı birbirini yaklaştıran e, denkle bin aksine. E, ve burada e, Mah Fransızlara karşı mesaisini 3 alana yoğunlaştırıyor hocam. Birincisi kontr-espiyonaj alanı, hı hı. ikincisi propaganda alanı, üçüncüsü de espiyonaj alanı. Kontr-espiyonaj alanında şunu yapıyor Türkiye milli emniyet hizmeti, riyaseti kısaca MAH diyelim. MAH şunu yapıyor. Birincisi Fransa'dan, kontraespiyon hocalarında Fransa bizim Halep'teki Türk konsolosluğuna sızmaya çalışıyor. Sürekli hulul faaliyetleri var. Bunları engelliyor. Sınırdan sürekli bilgi toplamaya çalışıyorlar. Bunu engellemeye çalışıyor. İçeride Fransız özel şirketleri vasıtasıyla Fransız gizli hizmetinin faaliyetlerini engellemeye çalışıyorlar. Gazetecilerin, arkeologların ve madencilerin hmm. faaliyetlerini yani mobil unsurların, mobil olabilecek unsurların haber toplama, bilgi toplama, foto dokümantasyon, bilgi derleme faaliyetlerini engellemeye çalışırlar. Ve aynı zamanda e, kamışçadaki e, bazı Kürt unsurları Türkiye'ye karşı ayaklandırmaya ve Türkiye'ye sızmaya teşvik ediyorlar. E, çünkü güçlü bir Türkiye istemiyorlar orada. Hmm. İkinci aşamada propaganda boyutuyla da Türkiye eğer hatayı alırsa Rusya'nın Türkiye işgal edeceği propagandasını yapıyorlar, Mah bu sırada bunu e, kontrolden propagandasını yapıyor, hı hı. yapmaya çalışıyor. Propaganda da çok başarılı değil çünkü. Hep evet, başarısız çalışıyor. olduğu alan galiba Alanlar orası değil bir mi? Tanesi, evet propaganda. Daha sonra e, ve üçüncü anlamda da bu espionaj faaliyeti, bu en ciddi tarafı, Türkiye e, Mah e, Fransız askeri ateşelerin Suriye'ye gönderdiği bilgi, belgeyi ele geçiriyor. Ve buradan Fransızların İskenderun, Hatay konusunda nereye kadar taviz verebileceğini öğreniyor. Ve bu tavizi sadece birkaç tane telgraf değil bir sürü kanaldan doğruluyor. Teyit tekzip mekanizmasını devreye sokuyor ve bunun sonucunda şunu öğreniyor. Fransızlar o dönemde Akdeniz'de işte Fas, Cezayir ve Tunus'ta ciddi bir müşkilat içerisinde ki hı hı. buralar tırnak içerisinde Fransız Kuzey Afrikası olarak biliniyor. Fransızların İskenderun'u gerekirse bin kere feda edeceğini öğreniyor mahçılar. Ya bu bir analiz aslında. Evet bu bir analiz tabii yani, ki. Yani toplanan veri analiz ediliyor ve deniliyor ki Fransız devleti Buradan rasyonel karşısında. karar verecektir ve o rasyonelitenin içerisinde burayı feda edeceğini Feda edecektir deniyor. Ve bu bilgi hem Genelkurmay başkan hem Dışişleri Bakanlığı ile paylaşılıyor ve dış politika yapımında ve Hatay'ın ana vatana katılışı sürecine çok ciddi bir girdi yapılmış oluyor. Hı hı. Bununla birlikte zaten artık biz 2. Dünya Savaşı'na e, Mah'ın kendisinin girdiğini görüyoruz ve bence zaten Mah'ın kuruluştan itibaren yani Türk en parlak sayfalarından bir tanesi e, bence hani bunu bazı uzmanlar abartılı olarak da bulabilir ama ben öyle görmüyorum. İkinci Dünya Savaşı'daki kontr espiyonaj faaliyetleri e, çok ciddi seviyededir. Hocam İkinci Dünya, Dünya Savaşı'nda geçerini istiyorum ama Tabii. oraya geçmeden kitapta benim çok dikkatimi çekti. bu bu dönemde yani ikinci Harp başlamadan önce bir hedef ülke etütleri yapılmış. Evet. Ben ilk kez karşılaşıyorum böyle bir veriyle. Evet. Çok da şaşırdım. Hı hı. E, ya bu akademik iş. Yani e, şimdi mah diyoruz, milli emniyet hizmet diyoruz ama evet. yapılan raporlara baktığınızda akademik analizler bulunan. Yok kesinlikle. Akademik analiz olmanın da ötesine geçiyor aslında. Gerçek... E, istihbarat raporları bunlar. Şimdi Mah kurulduğu zaman yani Türk istihbaratında eğitim ekolü yoktu bir kere. Hı hı. Mah bunu ilk defa bir e, artık hani usta çırak ilişkisine çevirdi ve biz kendi personelimizi nasıl eğitebiliriz diye 1927 yılından başlamak üzere 1929 yılına kadar 13 adet kitap yazıldı. Bunların 6 tanesi teorik. Hı hı. E, aslında spycraft diyebileceğimiz casusluk sanatına Yönelik kitaplar, işte propaganda nasıl yapılır, bir casus nasıl davranmalı vesaire vesaire. Altı tane böyle kitap var. Yedi tanesi de benim ülke etütleri aslında diyebileceğimiz hı hı. stratejik istihbarat raporları bunlar. Ve bunların özelliği çevre ülkeler. Yani e, ikinci stratejik kuşak diyebileceğimiz ve ikinci stratejik kuşağın da ötesindeki bizi ilgilendiren İtalya gibi devletler mesela. Rusya, hı hı. ondan sonra işte efendim aşağıda e, işte güneyde bazı Arap ülkeleri. Vesaire bunlarla ilgili çok ciddi 7 tane ülke raporu. Bunlar mahın ülke içindeki 8 mıntıka ameliyatının tamamına gönderiliyor. Bu 13 kitap. İlk 6 teorik ve 7'si e, somut bilgilerle donatıldığı do şey yapılmış, e, yazılmış kitaplar ve böylece bunların el kitabı olması sağlanıyor. Bu süreç, bu eğitim süreci aslında diyeyim. E, ta şeye kadar 1955'e kadar usta çırak ilişkisi içerisinde ve yazılan böyle metinlerle ve bunların dağıtımıyla devam ediyor. Hocam 55'e geçmeden Evet arada zannediyorum herhalde dünyanın alt üst olduğu dönem değil mi? Biz Allah'tan dışında kaldık ama. Evet. cihan Cihaner böyle kolay da olmadı dışında Olamaz, kalmamız. Olmaz. Herhalde İstanbul Dışında kalmak da e, ilginç sonuçlar oldu. İçine tabii, girsek de e, bambaşka şeyler bambaşka sonuçlar olacak e, herhalde. Ama herhalde İstanbul o dönemde dünyanın casus merkezi galiba evet. değil mi? Evet. E, oraya dair de bu kitapta epeyce bir detay evet. var. İkinci Dünya Savaşı'na dair hocam hızlıca Ya aslında bir tane örnekle Hı. Ben Mah'ın ne yapmak istediğini anlatabilirim. Lütfen. Bu örnek hem e, Mah'ın e, Türkiye'nin tuttuğu istihbari pozisyonu anlatacak hı hı. hem de çok meşhur bir örnekle ilgili bilmediğimiz bazı detayları ortaya koyacak diye düşünüyorum. elyasa Bazna ya da Çiçero vakası olarak bildiğimiz 100 yılın istihbarat 100 yılın hmm. casusluk olayı diye işte bu Five Fingers diye bunun işte şeyi çıktı e, ki filmi çıkmıştı işte Ankara'da Çiçero vakası filan filmleri olan eğlencenin üstüne sıkça kullanılan üstüne romanlar yazılan vesaire filan ondan sonra e, son dönemde Türkiye'de de bir sinema filmi de çekildi bununla ilgili bazı detayları paylaşırsam eğer lütfen, bu bahsettiklerimi rahatlıkla şey yapabilirim biliyorsunuz bu Elisa Bazlı Arnavut asıldı aslında ondan sonra daha önce kendisi işte hem işte Yugoslav Büyükelçiliğinde hem başka elçiliklerde e, kavas ve şoför olarak zaten e, görevler görüyor. Ve 1943 yılında kendisi İngiliz Büyükelçiliğinde Hugesse'nin, e, Büyükelçi Hugesse'nin kabası olarak orada e, göreve başlıyor. Kendisi iyi de bir aynı zamanda piyanist vesaire. Ve burada Leica marka e, şeyle, fotoğraf makinesiyle Büyükelçinin kasasındaki ve odasındaki makamındaki belgelerin fotoğraflayarak bunları Türkiye'deki Nazi istihbarat birimi SD'nin başındaki kişi olan Ludwig Moosish'e satmaya başlıyor. Hikaye bu aslında. Ve bu hikayenin bilinen tarafı şu. Almanların Almanların ajanı İngilizlerin karargahına, Ankara'daki karargahına sızdı ve savaş planlarını ele geçirdi. Bu hikayenin bilinmeyen tarafı yahut üstüne bir cümle söylenen tarafı şu. Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'nin evraklarında biz şunu net bir şekilde görüyoruz. Elyasa Bazna bir mah ajanıdır. Elyasa Bazna'yı büyük elçiliğe hulul etmesini sağlayan Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti'dir. Hocam işte mesela şu insan böyle tüylerini diken yok insan evet. korkuyor böyle şeyden. Şimdi bizim bildiğimiz hikayede bir adam... İngiltere'den evrak alıyor, Alman'a satıyor. Ama sonra açığa çıkıyor ki İngiltere'den aldığı evrakları evet. Alman'a satarken arada evet. Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti e, riyasetine gidip hangisini vereyim diyor. Hepsi onun eline evet. geçiyor. İstenenler de aktarılıyor. Evet. Evet. Burada çünkü Türkiye'nin istediği katman tabii burada Türkiye'nin istediği şu milli güvenlik e, noktayı nazarından. Ben savaşın dışında kalmak istiyorum. E, İngilizlere daha yakınım. Ama ne İngilizlerin benim üzerine nüfus kurmasını istiyorum ne de Almanların nüfus kurmasını istiyorum. Hatta birbirleriyle didişirlerse benim işime bile gelir. Ve bu evrak içerisinde Normandiya çıkarmasının dahi planlarının olduğu en azından ikinci kaynakta söyleniyor. Fakat Hitler Almanya'sındaki yöneticilerin o dönemde bu istihbaratı dikkate almadığı söyleniyor. Ve hikaye 1943 Ekim ayından 1944 Nisan'ına kadar sürüyor. Yani 6-7 aylık bir dönemde oluyor bütün bunlar. Ve daha sonra kendisi istifasını istiyor Ellis Abazna. Çünkü açığa çıkacak Hı. ve sadece hani e, İngilizlere karşı açığa çıkacak. Yani yoksa Almanlar ya Almanlarla ikisi çekilmeye çalışıyorlar yani sahneden. Ve daha sonra işte bunun çok yararlı bir e, Milli Emniyet Hizmet tarafından kullanılan biz, e, bir ajan olduğunu görüyoruz fakat bu burada bilinmeyen bir husus daha var. Bu şimdi önemli bir hikaye de. Bu yüzyılın casusluk olayı mı? Yani tartışmalı. Abartmaya gerek hocam, yok. Hocam peki o zaman hiç uzatmadan çok az zamanımız kaldı. Tamam. Bir herhalde bir ciddi bir paradigma değişikliği de Türkiye'nin NATO'ya girişidir, değil mi? Tabii kesinlikle. Ya orada herhalde mitin tarihinde de bir kırılma olarak ele alınması evet. gerekiyor. Evet. Şöyle ee, 3 dakika hocam. 3 dakika tamam. 3 dakikada tamam. bize e, 1952'den 1990'ların evet. sonuna kadar nasıl getirirsiniz Tabii. bilmiyorum. Ben şu şöyle görüyorum. İki Dünya Savaşı bittikten sonra 1946 ile 54 arasında bizim NATO sürecine uyumlanma için bir geçiş süreci yaşadığımızı düşünüyorum. 1954'ün sonunda 5 tane mah mensubu CIA'ya eğitim almak üzere gönderiliyor ve 55'te geldikleri zaman Türkiye'de ilk operasyon profesyonel operasyon kursunu kuruyorlar ve böylece aslında NATO sistemine, kozmik sistemine ve istihbarat sistemine uyumlanma sağlanıyor. Bundan sonra soğuk istihbaratın soğuk savaşı başlıyor hı hı. ve burada özellikle SSCB ve PEK'lerine karşı, PEK ülkelerine karşı ifade hep böyledir. Bunlara karşı çok ciddi operasyonlara girişiliyor. Ve hemen görüyorsunuz 1955'teki bu kırılmadan sonra 1956'da işte Nikolay Iaçenko vakası, 1957'de Alexander Marlagin vakası. Nedir dedi. hocam kısaca uluslararası, kadar... Bunlar Türkiye'de e, espionaj faaliyeti yürüten birisi KGB, diğeri de GRU. Yani e, Rus askeri SSCB askeri, askeri evet. istihbarat mensubuna karşı yürütülmüş, uluslararası ses getiren, Ondan sonra çok önemli operasyonlar. Sovyet Rusya'ya verilen mesaj şu. Benim üzerime gelme. Ondan sonra ben Türkiye'de senin bir operasyon yürütmene SSC ve peklerine izin vermem demek. Ve daha sonra bu süreçte biz soğuk savaşta işte bu sistemin artık giderek dönüşerek Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 1965'te hı hı. kurulduğunu görüyoruz. Maalesef 65 80 arası Türkiye'de olduğu gibi Milli İstihbarat Teşkilatı da içeriye dönerek aşırı sağ, aşırı sol tırnak içerisinde irticai faaliyetlerle dini istismar örgütleriyle ve etnik gruplarla etnik grupların terör faaliyetleriyle yavaş yavaş ilgilenmeye başlıyor. Ve 12 Eylül'den sonra da teşkilatın Artık iyicene yapısal dönüşümlere uğrayarak e, neredeyse Milli Güvenlik Kurulu'nun bir emir komuta zinciri altına girdiğini görüyoruz. Ve bu şekilde sistem 1990'lara kadar e, geliyor. Hocam kitapta yani son 3 dakikamız evet. bu son 3 dakikada kitabın aslında temeli ya bir paradigma değişimi var diyorsunuz. Evet. Hani açılışta ben de dedim ya dünyada bir değişim var. Evet. şimdi Dünya değişirken siz de sabit kalamazsınız. Bu kaçınılmaz evet. bir şey. Nedir bu paradigma? Şunu, şunu dönüşüm? hemen yani söyleyeyim. Soğuk Savaş'ın bitişiyle başlatıyorsunuz. Soğuk aslında Savaş'ın değil mi? bitişiyle aslında şöyle dünyada istihbarat devrimleri yaşandı. bu benim bulduğum bir tabir değil. Ben derin devrim dedim ama istihbarat devrimleri var. Aynı teknoloji devrimi gibi, aynı askeri devrim gibi. Soğuk Savaş'ın bitiminde dünyadaki ekol servisler bu devrimi yaşadılar. Çünkü Soğuk Savaş'ın bitişiyle birlikte savaşın aktörleri ondan sonra karakteri değişti. Yani terör örgütleri, vekil gruplar, siber dünya vesaire başka şeyler ortaya çıktı. Ondan sonra ve Türkiye içinde de soğuk savaş sonrası dönemde dışarıya yani bir, bir sürü imkan çıktı. Bunları en iyi siz biliyorsunuz hocam. işte bu, lütfen, bu Kafkaslar'da, lütfen. Hazar ülkeleriyle Avrupa arasında köprü olma vesaire gibi bir sürü şey var. Biz bunları maalesef değerlendiremedik. İstihbaratın bu dönemde yüzünü dışarıya dönmesi ve acilen, ...reform edilmesi gerekiyordu. Çünkü içeriye dönüktü istihbarat. Biz bunu 2009'a kadar pek gerçekleştiremedik. Bu şu demek değil, istihbarat kendinden beklenenleri yine yaptı. Hı hı. Ama 2010'lardan oldu. Arap Bahri ile birlikte bizim çevremizde çok ciddi bir istikrarsızlık çemberi oluştu. Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da. Ve bu sırada Türkiye hem dış politikasını hem milli güvenlik politikasını ciddi şekilde gözden geçirdi. Bu dönemde istihbaratın da gözden geçirilmesi gerekiyordu. Ve istihbarat bu dönemde neden... ...dönüşebildi ve paradigma kırıldı. Bu savunmacı paradigma, bir proaktif paradigma'ya dönüştü. Onun da sebebi şu. Birincisi, e, Türkiye'de bu dönemde e, savunma e, ve güvenlik ve istihbarat teknolojilerinde... ...otonomi yavaş yavaş oluşmaya başlamıştı. Evet. Bu çok önemli. Yani teknik e, artık... Bağımlılıktan bir, kurtulma Tabii değil ki, aslında. yavaş yavaş bağımlılıktan kurtulma. İkincisi, e, güvenli, e, güvenlik ve sivil bürokrasi arasındaki e, o çatışma artık yavaş yavaş kendini suh alanına bıraktı ve mitin yapabileceği reformlar önündeki bazı engeller otomatik olarak ortadan kalktı. Dolayısıyla bir de tabii ki etkin liderlik ve siyasetin tam anlamıyla istihbaratın arkasında durarak destek vermesiyle bu dönüşüm gerçekleşebildi. Ben burayı 2010-14 arasında bu dönüşümün altyapısı sağlandı. Yani bu proaktif yapının altyapısı sağlandı. İşte burada teknik, idari, mali, hukuki, personel anlamında bir sürü şey yapıldı. reform yapıldı. 2014-18 arasında yoğun bir biçimde hepimizin içinden geçtiği süreç. Türkiye hem terör örgütleriyle hem vekil güçlerle, hem işte bölgesel aktörlerle hem de küresel aktörlerin bölgesel angajmanlarıyla savaş etti ve istihbarat bu savaşın içerisinde doğrudan yer aldı. Ve bu süreçte Reformları, reformlarla birlikte savaşı yürütebildiği için güçlü olarak çıktı aslında buradan ve ben 2019'dan günümüze kadar gelen süreci bir stratejik açılım dönemi olarak okuyorum. Türk istihbarat tarihinde ilk defa istihbarat teşkilatımız, ikinci stratejik kuşak diyebileceğimiz komşu ülkeler, üçüncü stratejik kuşak diyebileceğimiz komşu ülkeleri kapsayan büyük bölgeler de yerleşme sağladı ve bunun da ötesine geçerek ilk defa dördüncü stratejik kuşakta ciddi faaliyetler yürütmeye başladı. Buralarda biraz sizin alanınız hocam, İşte bunlar işte Afrika, hı hı. Latin Amerika vesaire gibi çok daha büyük bölgelerde faaliyetler yürütülüyor. Dolayısıyla burada bir stratejik açılım dönemi var ve bunun biz meyvelerini aslında ya da bu dönemdeki faaliyetleri diyelim birazdan ötürü konuşmak belki gerekirse, yani Suriye ve Irak'taki tecrübenin Libya'ya, Karabağ'a, Kafkaslara ve Balkanlar ve başka daha büyük bölgelere taşınmaya başladığını görüyoruz. Tabii ki bu süreç ne kadar devam edebilir? Bu bir rastgelelik ameliyesinden çıkartılıp sistemli hale getirilebilir mi bu dönüşüm? Ya bu dönüşümün hala içerisindeyiz. O tarafta bir tarihçi olarak bir, bir tarihsel kırılmanın, bir tarihsel momentin Orada içinde hocam, olduğumuzu düşünüyorum şunu hocam. Şunu tarihçi olmanın ayrıcalığını kullanıp şöyle söyleyebiliriz. Biz tarihçiyiz. Olana bakıyoruz. Evet, olana oh, bakıyoruz. O şu, şu an olmakta olanla ilgilenmiyoruz <laughs> deyip efendim. Evet. Kıymetli hocam, çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Doyamadık. Ee, fakat e, gerçekten hızlıca e, bu kadar uzun bir tarihsel silsileyi ancak bu süreye böyle sığdırabilirdik. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun diyorum. Efendim e, bugün gerçekten hani hepimizin, e, dedim ya arada da e, bir Türk erkek çocuğu olarak hemen merakla bakıyoruz. E, ama korkutucu da olan, e, ama birilerinin de yaptığı, e, onun sayesinde de bir şekilde güvenle yaşanan, güvenlik alanının kurumlarından bir tanesinin Türkiye'deki tarihini e, ele aldık. E, aynı zamanda Polat Hocam gerçekten kestirimlerde de bulundu. O i̇çinde yaşadığımız süreci de bize aktardı. E, yeniden teşekkürler. Biz teşekkür e, haftaya efendim başka bir konuyla... Yine Perşembe günü 20 yine 23.15'te karşınızda olacağız. Görüşmek üzere diyoruz. İyi akşamlar.